Hoş geldiniz. İyi günler. Bir oda istiyorum. Kaç gece kalacaktınız? Birkaç gece. Tabii. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii. Annemle gezmeye geldin demek. Beğendin mi İstanbul'u? Siz buyurun oturun. Ben kaydınızı alayım. Neden okuyorsun bunları? Seninle ilgili bir haber var mı bakalım? Şimdi değil, odada bakarız. Yok. Anne bak benim resmim. Ne yapıyor? Dün Bandırma İskele'de tek başına oyun oynarken görülen ilkokul öğrencisi kız kayboldu. Küçük kızın iskelede oynadığını gören balıkçılar sonrasında kızı göremeyince derhal arama ekiplerine haber verdi. Arama çalışmaları geç saatlere kadar sürdü. Sabaha kadar süren çalışmalara rağmen küçük kız bulunamadı. Polis ve ekipler birlik içinde çalışmalarına devam ediyor. Ancak küçük kızın hayatından şüphe ediliyor. Korkma. Dikkatli davranırsak bizi bulamazlar. Tişört yakıştı ama sana pijama almalıyız. İstemem. Bu bana gecelik gibi oldu. Anne seni görünce mutlu oldu mu? Soğuk mu burası biraz? Yok, çalışmıyor mu? Bu da bozuk. Denize kaybolan Melek Akçay hala bulunamadı. Yetkililer umutlarını kaybetmeye başladıklarını söylediler. Kaybolan kızı için oldukça endişeli görünen anne sağ salim dönmesi için dua ediyor. Anneni özledin değil mi? Saklamana gerek yok. Söyleyebilirsin. Televizyondaki kadın bilmiyor. Neyi? Meleğin ölmesi hiç üzülmüyor. Sağ salim kızın dönmesi için dua etmiyor. Belki ediyordur. Tuvalete gidebilir. Turna. Thank you.
su içer misin? Başka bir şey ister misin? Turna. Bak kumru kuşu. Hani nerede? Bak orada. Yuva yapmış, çocukları olacak herhalde. Çocukları mı? Biz görünce kaçar mı? Korkar. Kuşları nasıl sevmeye başladın? Çok küçüktüm. Bir gün banyoya girdiğimde bir ses duydum. Banyoda küçük pencereli olur ya, biraz yüksekte. Ben de küçüğüm senin kadar filanım, yetişemiyorum. Ellerimi yıkarken kullandığım bir tabure vardı. Onu çektim. Üstüne çıktım, böyle parmak ucuma bastım. Neyse sonunda ulaştım cama. Bir baktım bir kuş. Sonradan öğrendim kumruymuş. Oraya girmiş ama çıkamıyordu. Neden? Uçamıyor muydu? Böyle apartmanların arasında bir boşluk olur ya, havalandırma boşluğu. Pencere oraya bakıyordu. İşte oraya girmiş, çıkamadığı için de çırpınıp duruyordu. Günlerce o tabureye çıkıp ekmek kırıntısı attım camdan, aç kalmasın diye. Sonra bir gün sesi kesildi. Neden? Bilmem. Öldü galiba. Belki uçmuştur. Belki. Bunun gibi bir çatıya yuva yapmış olabilir. Orada çocukları doğmuş olabilir. Ama senin beslediğini asla unutmamıştır. Günaydın. Ben ses çıkarmak istemedim. Özür dilerim. Kuşlara bakıyordum da. Hayır, sen ses çıkarmadın. Saat geç olmuş zaten. Keşke uyandırsaydın. Yani kızmadın mı? Niye kızayım ki? Sen hep böyle erken mi uyanıyorsun? Hı hı. Burası çok soğuk. Yorganın altına gir, bak hasta olacaksın. Önce bir iş bulmalıyım. Sonra da yeni sıcak bir eve taşınırız. Bence sen hemen iş bulursun. Çünkü sen çok güzelsin anne. Daha önce bir üniversiteden iş teklifi almıştım. Bugün gidip onlarla görüşeceğim. Sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam. Ben hazırlanayım. Alsam gelsem ne olur ki? Hem annem de daha gelmez. Hemen gidip alıp geleyim. Thank you.
Aa, Turna? Sakar teyze. Ne yapıyorsun bakalım? Ev ve çocuk çiziyorum. Ne çiziyorsun? Ev ve çocuk. Ev ve çocuk. Güzelmiş. Oturabilir miyim? Olur. En çok hangi rengi seviyorsun? Açık mavi. Ama bitti. Aa dur. Bak. Benim dükkanın kalemi var. Bir bak bakayım buna. Beğenmedin mi? Yok. Güzel ama koyma. Evet, koy. Aa. Melek mi yazıyor burada? Senin iki adın mı var? Turna Melek, öyle mi? Ben sadece Turna'yım. He. Bu o zaman arkadaşın Melek'in silgisi mi mu verdi sana? Ben isim yapmayacağım. Vazgeçtim. Ben biraz sallayacağım. Kuşu geldi. Sana bir oyun öğreteyim mi? Olur. Beş tane taş toplayalım. Gel. Bakayım. Kaç tane topladın? Kadın. Evet, gel. Gel şöyle oturalım. Geç. Bak şimdi. Bu taşlar avucunda böyle sallanıyor, sonra atıyorsun. Ondan sonra hangisini alsam diyorsun? Şunu alıyorum şimdi. Gördün mü? Evet. Hop. Sen de yapmak ister misin? Olur. Hadi bakalım. Aa, çok eğlenceliymiş. Evet. Of. Ne oldu abla? Turna? Anne. Turna, ne yapıyorsun yine burada? Beni otelde bekle demedim mi sana? Özür dilerim anneciğim. Çok acıkmıştım. Bir simit alıp gelecektim. Geç kaldım değil mi? Odada yiyecek bir şey de yoktu. Yine çıkarmışsın ayakkabılarını. Simit yedim. Sakar teyzem bana meyve aldı. Meyve yedim. Şimdi de beş taş oynamayı öğretiyorum. Teşekkür ederim. Turna ile ilgilenmişsiniz yine. Estağfurullah. Hoşça kal Turna. Buralarda mı oturuyorsunuz? Hasta mısınız? Önemli bir şey yok. Bir su alayım mı? Yok, teşekkür ederim. Biraz üşüttüm galiba. Ama çok hırıltılı öksürüyorsunuz. Dikkatli olun. Turna, teşekkür etsene seninle oynadığı için Sakar teyzeye. Çok özür dilerim. Turna sizden bahsederken öyle söylüyor da ben de isminizi bilmediğim için bir anda ağzımdan çıkıverdi öyle. Önemli değil. Ben seviyorum bana öyle demesini. Teşekkür ederim Sakar teyze. Hoşça kal. Hoşça kal.
giyin çantanızı. Turna bak, hava soğudu. Ayakkabılarını çıkarmaman gerekiyor. Üşüyeceksin. Hadi gel. Ay, taşım işte. Anne, senin taşların mı onlar? Evet, benim taşlarım. Öğrendin mi peki biraz? Beş taş. Anne. İş buldun mu? Hayır. Okuldaki hocam işten ayrılmış. Üzülme, yeni iş bulursun anne. Bulacağım tabii. Yarına bir görüşme ayarladım bile. Her şey güzel olacak Turna. Yeni bir evimiz olacak. Nereden esiyor bu rüzgar? Niye kapanmıyor? Bozuk mu bu? Resepsiyondan gelmişlerdir klima için. Sürpriz! Nasıl bulduk ama seni? Sen ona baskın yaptık desene. Çok özlemişim seni. Burada mı kalıyorsun? Müsait olduğumda arayacağım demiştim Durucuğum. Ya tabii. Biz biliyoruz o senin aramalarını. İnanamıyorum ya. Zeynep Hanım'a bak sen. Evlenmeden çocuk sahibi olmuş. Ablama laf edene kadar kendine bak önce. Hamile misin? Evet. Ama evleniyorum. Hani şu gelmek istemediğin düğün. Abla, düğüne gelmezsen Mert'in annesi bir sürü laf edecek. Bu şekilde gelirsen daha büyük rezalet tabii. Bak senin yüzünden Mert'in ailesiyle aram bozulursa çok fena olur. Gerilmene gerek yok Gamze. Düğüne gelmeyeceğim. Hiç kimsenin huzurunu bozmaya niyetim yok. Saçmalıyorsun Gamze. Hem niye biz o insanlara hesap vermek zorundayız ki? O insanlar? Canım, o insanlar dediğin benim ailem olacak. Ne kadar nüfuzlu olduklarını biliyorsun. Rezil edemem onları. Asıl sen bebeğini nasıl açıklayacaksın o nüfuzlu ailene, onu düşün. Bilmiyorlar mı? Mert söylememi istemiyor. Babası kim? Eski iş yerinden bir arkadaşım. Evli miydi yoksa? Tabii ya. Yasak ilişki ortaya çıkınca işten ayrıldın, apar topar buraya döndün, değil mi? Karışık biraz. Hayret. Sen hiç sevmezdin böyle karışık ilişkileri. Sen de hep böyle karışık ilişkileri severdin. Demek bu yüzden eve gelmedin. Anneme babasız bir çocuğun olduğunu söyleyemedin tabii. Hayret, sana da hiç benzemiyor. Kızım kör müsün? Baksana gözlerine, çenesine. Aynı ablam. Gerçi sen de anneme hiç benzemiyorsun. Yalnız annem duyunca şok olacak. Doğru zamanı bulunca ben kendim söyleyeceğim. Lütfen siz bir şey söylemeyin. Aman ben de zaten çok Gamze merak... abla. Geç oldu, gidelim artık. Turna da uyuyacak. Sen bakma onlara. Onlar hep böyle kedi köpek gibi didişirler.
Ama birbirlerini çok severler. Görüşürüz. Değil mi? Görüşürüz. Söz. Söz. Hadi. Turnacığım. Görüşürüz. Dişlerimi fırçaladım anneciğim. Hadi yorganın içine, soğuk soğuk. Dur, ablamı çok sevdim. Gamze abla da iyiydi ama biraz sinirli gibi. Abla değil, teyze demen lazım. Teyze. Artık benim de teyzelerim var. O zaman senin annen benim anneannem oluyor değil mi? Evet, öyle oluyor. Peki anneannem senin kızın olduğuna inanır mı? Anne, inanır mı anneannem kızın olduğuna? Tabii ki. Hadi uyu artık, saat geç oldu. Uyudum bile. İyi geceler Zeynep Hanım. Ben Ali Erhan. Size ulaşmayı denedim birkaç sefer. Öğrencilerinizden Melek Akçay'ın kaybolması ile ilgili sizinle görüşmek istiyorum. Müsait olduğunuzda beni arar mısınız?